Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Kur'an ve İslam programımızdaki kavramlar serisine devam ediyoruz. Bu sohbet inşallah 121. sohbetimiz olacak. Kur'an'daki önemli kelime ve kavramları alfabetik gittiğimizde bu defa N harfinde nalınları çıkarmak ifadesine geldik. Bu ifade Taha suresinin 12. ayetinde yer alır. Musa kayınpederiyle buluştuktan sonra, daha doğrusu şöyle anlatayım. Yani Mısır'dan kaçıp Medine'ye vardığı zaman orada da 8 ya da Haç dönemi orada kaldıktan sonra çocuklarıyla, malıyla, mülküyle oradan ayrılır. Oradan giderken de yolda kendisine vahiy alır. Artık peygamber oluşu. İşte o peygamber oluşu aşamasındaki ilk vahiy de kendisine Fehlâne aleyh, nalınlarını çıkar emri verilir. İşte buradaki nalınları çıkarma sözcüğü. Tekrar edeyim, Taha suresi 12. ayette yer alır. Biliyorsunuz, daha evvel çok söyledim, Kur'an'ımızda var olan peygamberlerin kıssalarının hepsini masala döndürdüler. Hepsini mucizeye bağladılar. Hepsi mitolojik şeyler, söylentiler oldu çıktı. Burada da bir de Musa peygamberle ilgili bu nalınları çıkarma olayı şöyle ifade edildi. Şimdi nalınları çıkar ifadesinde orada sen mukaddes bir vadidesin dendi. Bir de elindeki çoban asasını bırak dendiydi. Ha, bu üç sözcüğü unutmayalım. Çünkü mesele bu üç ifadede güzel anlaşılacaktır. Şimdi o mukaddes vadide nalınları çıkar deyince burada her şeyi normal olarak fiziki, coğrafi olarak bir vadi olarak ele alındı. Ve o da nalınları çıkarma olayı da haliyle ayağındaki ayakkabıların çıkarılması anlamına çekildi. Şimdi bu konuyu gerçek Kur'an'ımızdan anladığımız noktalarıyla size anlatacağım. Neden Musa peygambere nalınlarını yani ayakkabılarını çıkar dendi? Şöyle bakın şimdi dikkat edin. Yorumlara bakın. Musa peygamberin pabuçları ölmüş eşek derisinden imiş de böyle bir pabuçla mukaddes vadiye girilemezmiş. Yani bu masal ne olur çocuklara veyahut da aklı ermez insanlara güzel eğlence şey olur, yutturulur, eğlenirler. İki, başka bir şey. Musa peygamberin iki ayağı da vadiye iyi tutunsun diye Allah ona pabuçlarını çıkarmasını emretmiş. Ayakları yere iyi bassın. Pavuç belki kayar, mayar falan filan diye de onun çıkarmasını emretmiş. Ama taş batması, diken batması, çalı yırtması falan hiç dikkat şey yapılmamış. Allah onları haşa akıl etmemiş. Diğer bir şey, Allah Musa peygamberin üzerinde bulunduğu vadiye saygı için ondan yani bu zamanda hani camilere falan ayakkabıyla girilmezmiş ya. O vadi kutsalmış, mukaddesmiş de ona saygı için pabuçlarını çıkarmasını istemiş. Buyurun aynı bizdeki camilere hani ayakkabıyla girilmez. Vadiye de koskoca dağ parçası. Şey. Değerli dostlar, buradaki konu edilen vadi coğrafi olarak dağdaki vadi değil. Zaten hani
Musa peygamberi biliyorsunuz Tur Dağı'na çıkarırlar. Bu Tur Dağı'nda bir vadiymiş. Öyle söyleyeyim. Orada bir ağaç varmış. Orada hani ışık görmüş falan filan. Halbuki burası ne Tur Dağı var ortada Musa ile ilgili. Ne vadi ne de vadi var. Musa peygamberle ilgili anlatılan Tur Dağları'nın hepsi tavırdır. Tur değil, tavırdır. O da peygamberlik makamıdır. Yani coğrafi olarak dağ, tepe falan filan değil. Bu vadide artık peygamberlik yoludur. Bunu şey yapın. Bir de ne denmişti? Asanı bırak denmişti. Asa, hani orada hakikaten çoban asası. Onunla neler yaptığını, koyunlarını güttüğünü, yaprak silktiğini, onu silah yerine kullandığını, kazma kürek yerine kullandığını falan Musa peygamberin anlattığı Taha suresinde var. Allah da onu bırak dedi. Yani çobanlık hayatın bitti, yerleşik hayata gidiyorsun. Sana yeni görev verildi. O ne? Eline Tevrat verildi. Sıkı tutacağı bir Tevrat. Evet. Şimdi öyleyse şöyle baktığımız zaman nalınların çıkar ifadesi fiziki olarak ayakkabındaki ayakkabıların çıkar anlamında değil. Evet, Musa peygambere burada denilenle bizde de var böyle hani şeyler. Artık sivil hayattan çıkıyorsun, askeri üniformayı giy. Şimdi bunun anlamı şöyle söyleyeyim. Hani bizim bir genç 20 yaşında askerlik çağına gelmiş. İşi var, gücü var, belki evlendi, çoluk çocuğu var, belki nişanlısı var, belki anası babası var. Böyle şey yapalım. Ona hemen askerlik görevi zamanı geldiği zaman ne dedir? Hadi askere. Burada ne ana düşüneceksin, ne baba düşüneceksin, ne eş düşüneceksin, ne çor çocuk, ne yavuklu, hiçbir şey. Şimdi vatanı düşüneceksin. Evet, vatanı korumaya, vatan görevine hadi marş marş. İşte bu. Buna ne deriz? Bir işe hani şey yaparken kolları sıva deriz. Böyle deyimlerimiz var. Paşaları sıva, yola koyul diyor. Evet, buradaki şeyler, ifadeleri de bu. Artık nalınları çıkar. Yani artık çorunu, çocuğunu onları bırak. Bu neye benzer? Hatırlar mısınız? İbrahim peygambere de görev verildiği zaman İbrahim peygamber de yetişmiş ordunu karşısına aldı. Ben seni burada, bundan kör, duyarsız toplumda yalnız bırakacağım. Sen burada belki birçok sıkıntı çekeceksin. Bense, İnni zahibun ila Rabbi. Ben Allah'a gidiyorum. Ben göreve gidiyorum. Hani orada oğuldan ne demişti? Sen neyi de emrolunuyorsan onu yap babacığım dedi. İşte bunun farklı bir anlam. Evet. Ve neticede bu tip şeyler Resulullah da hani biliyorsunuz her türlü şeyi göğüsleyerek Mekke'de her türlü ezayı, cefayı da müsaadeyi de göze alarak hani peygamberliğini sürdürdü, görevini yapmıştı. Ve neticede de hani yine bir tane daha bir örnek var biliyorsunuz Bakara suresinde. Orada mal mülk kişi edinmiş iyi bir insan, iyi bir mümin. Hani o da peygamberden sonra Medine'ye hicret ederken Mekkeliler malına mülküne el koymak istedi. Onu salmak istemediler daha doğrusu da. O da alın hepsi malım mülküm. Madem burada kazanmıştım hepsi sizin olsun. Benim canımı bağışlayın, ben peygambere gidiyorum dedi, yola çıktı gittiydi. İşte Musa peygamberin de burada nalınları çıkarması
mallarını, aile efradını orada bırakması. Malınlar dediğim zaman aile bir mallar ve mülkler. Burada bırak, çıkar onları. Sen doğru orada Mısır'da hani on binlerce kişi ateş altında, sıkıntı içinde, esir, köle ve şirk halinde idare müfsit Allah düşmanlığı yapıyor. Sen onlarla mücadeleye git. İşin özü bu. Evet, şimdi devam ediyoruz bir başka sözcüğe. Yine Kur'an'ımızda yer alan Nasara yahut da Nasrani. Hani Hristiyanlara Nasara veyahut da Nasraniler diyoruz ya, işte ondan. Şimdi, o sözcükten. Şimdi burada Hristiyanlara, İsa'nın takipçilerine neden Nasara veyahut da Nasrani denir? Onları da burada kısaca ifade edeyim. Burada Nasrani dediğimiz zaman genelde İsa peygamberin hani yakın arkadaşları, o hayattayken ona inanmış kişiler ama daha sonradan o takipçileri. Onlar kastediliyor. Şimdi neden onlara bu isim veriliyor? Onu şey yaparım. Birincisi, biliyorsunuz Arapçada bir Nasara sözcüğü var. Nasara sözcüğünü şeyde yardım etmek, nusret masalıyla şey yapılır da özellikle Arapça öğrenimine yeni başlamış çocuklar bütün fiil çekimleri, fiillerin hepsini Nasara kalıbı, Nasara'dan üzerinden öğrenirler. Ki ona yardım etti deriz. Anlamı bu. Onun için buradan gelmiş olabilir. Yani Nasara fiilinden türemiş olabilir bu. Neden diyecek olursanız, şimdi burada iki tane yerde, şimdi Saf suresinin 14'ünde, Ali İmran suresinin 52'sinde İsa peygamberle ilgili bu kullanılır. Nasıl kullanılır? Ali İmran 52'deki ifadede, şimdi İsa peygamberin özellikle kuşatma altında iken, hani o günün Roma ordusu İsa peygamberi öldürmeye teşebbüs etti. Bulundukları evi sardılar, kuşattılar ya. Orada yanındaki bulunan arkadaşlara men ensari ilallah dedi. Ensar. Evet. Şimdi burada işte benim Allah için bana yardımcı kimler olacak dediği zaman onların hepsi böyle biz senin yardımcılarız diye nahnu ensarullah dedi. Burada Nasara'dan geliyor. Hatta ne var biliyorsunuz. Mekke'den Medine'ye daha önceden göçmüş müminler vardı peygamberimizden evvel. Bir de Medine'de yani Yesrib'de o günkü adıyla Müslüman olmuş kişiler vardı. Onlar peygamberimizden önce, peygamberimizle beraber, peygamberimizden sonra Yesrib'e göç eden kişilere yardım ettiklerinden dolayı Medineli Müslümanlara ne deniriz? Onu söyleyeyim. Ensar deriz, değil mi? Ensar. Göçmenlere muhacir, hicret eden, oradaki yardım edenlere de ensar deriz. İşte bu Nasrani sözcüğü buradan gelmiş olabilir. Yine şeyde Saffat suresinde de şimdi orada da yine aynı şeyi görürüz. Allah'ın yardımcıları olun. Kûnû ensârallâh diye ifade var. Buradan da aynı şeyi görebiliriz. Oradan geldiğini. Ama bir yön daha var bu konuyla ilgili. Onu da belirteyim. Şimdi İsa peygamber ve ilk taraftarlarını bu şimdiki Filistin yöresinde evet Nasır'a denilen bir yerde oturdular. Orada konakladılar. Orada biraz çoğaldılar. Nasır'a. Onun içinde sözcüğün anlamı
Nasıralılar menşeine, yani Hristiyanların orada çoğalmış olmalarına, orada gelişmiş olmalarına izafeden de burada onlara Nasıralılar da denilmekte. Buradan da gelmiş olabilir. Hangisini tercih ederseniz edin ama her ikisini birden tercih ederseniz en güzeli yapılmış olur. Evet, geldik bir başka sözcüğe. Bu sözcük de yine Kur'an'ımızda önemli bir yer tutan sözcük. Nazar sözcüğü. Nazar. Ha şu var, hemen aklınıza gelebilir. Hani bazı şeylerde nazar değme falan filan derler ya, bu o değil. O eylem değil. Bu bildiğiniz nazar sözcüğü. Şimdi bu sözcük Kur'an'ımızda değişik yerlerde geçer ama birkaç yerde tam şeyini söyleyeyim size. Özellikle Kıyamet suresinde, yani ölüm anı şeyler anlatılırken orada mümin kimselerin Rablerine karşı nazır olduklarını anlatır da oradan geleceğim. Şimdi şöyle, nazar sözcüğünün anlamı karşı karşıya gelmek. Bakın, gözle görülmese de karşı karşıya gelmek. Nazar için yeterlidir. Görmek şart değildir. Bakın, nazarda görmek şart değildir. Yani gözleri görmeyen kişilerden nazar edebilirler. Ha. Şöyle söyleyeyim. Burada sözcüğü hani karşı karşıya gelmek, yüzleşmek gibi bir anlamı var burada. Bir işi göreceği, bitireceği umulan kimsenin ya da makamın karşısında durmayan, göz bebeğini ona yöneltmeye nazardır. Nazarın anlamı bu. İşi bit, yani buradan bir işi göreceği, işini görüverecek, işini bitirebilecek. Bunu umuyorsun öyle. Burada onun karşısına geçiyorsun, gözüne bakıyorsun böyle. Ne zaman yapacak, bana ne muamele yapacak diye. İşte bunun adı nazardır. Şimdi bu bir yerde de hani aydınlanma arzusudur. Bir şeyin ortaya çıkmasını arzu eden kişi nazır denir ona. Hani bakan deriz ya bizim. Eskiden şimdi Maliye Nazırı, Milli Savunma Nazırı, tamam öyle. Bakanlara da hala Arap ülkelerinde falan filan da nazır denir, yani onu şey yapalım. Bunun yani görmekle hiç uzaktan yakından bir alakası yok. Görmeyle alakalı değil bu. Görme sözcüğü ayrı. Şimdi size çok enteresan bir şey daha burada şey yapacağız. Burada bu şeyde bu nazar, bakın bir aynı bir şey var. Bir şey daha göstereyim size. Aynı zamanda eşyanın durumlarına ilişkin fikir ve iyice etraflıca düşünme. Eşyayı, nesneleri, yeryüzündeki varlıklar hakkında iyiden iyiye düşünme, onlar hakkında etraflıca fikir üretme. Bu anlamda da geliyor. Buradan nereye geliyor? Öyleyse hani hayatımızda bir şey var. Nazariye deriz, nazariye. Nazariye. Nedir bu nazariye? Evet, bir konuda derin düşünülmüş, inceleme yapılmış, üretilmiş bir teori. Evet. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar, evet bütünü. Bunun adı da teoridir. Yani nazariyedir, teoridir. Şimdi gördüğünüz gibi bu sözcük yani gözle görmekten öteye gitti. Şimdi hani Kıyamet suresinde ölüm anında Allah hakkında tam mutmain olan kişiler ölüme giderken ne yaparlar? Gözlerini dikerler, Rablerinden beklerler. Ne lütuflar gelecek diye o beklenti içerisinde tebessüm ede 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 de
öbür tarafa geçerler. Ama şimdi imanı yanaşmamış, küfretmiş, nankörlük etmiş, ahireti yalanlamış kişi ecel yani son nokta geldiği zaman hani o vefat anı var ya orada her şey karşısına dikilince kıvranmaya başlamış. Aman kurtarın beni yok mu doktor be? Diye hani ona da bel kıran yapılır diyor Cenab-ı Hak Kıyamet suresinde. O da öyle. Ama Rablerine karşı böyle umutla bakanlar, müjde bekleyenler var ya öyle de beklenti. Göz bebeğine böyle Cenab-ı Hak nasıl lütfedecek diye böyle beklenti. Sürürsün de mutmain olan, kendinden emin olan, güvende olan müminleri de anlatır nazar sözü. Şimdi burada size en çok konu edecek ve Kur'an'ımızda da doğru anlaşılması yönünde size bu sözcükle ilgili bir ayet dikkat çekecek sizde. Nedir o? Araf suresinin 143. ayeti. Araf 143. Hani Musa öyle bir ortamda geliyor ki orada diyor ki Rabbim bana kendini göster, sana nazar edeyim diyor. Bu sözcük işte. Bak, Allah, Musa diyor ki birinde göster diyor. Görme fiiliyle istiyor. Allah'ım bana kendini göster diyor. Evet, kendini diyor. Hani İbrahim peygamberde de var yani hani biliyorsun. Bana ölülerin nasıl dirilttiğini göster diyor. Kendini demiyor ama Musa ne diyor? Bana kendini göster diyor. Direkt olarak kendini görmek istiyor. Ama arkasından da diyor ki sana nazar edeyim diyor. Yani bu defa bu nazar hani teori dedik ya senin elin ne, boyun ne, kapasiten ne, seni inceden inceye ben bir inceleyeyim diyor. Yani seninle ilgili ben bir ne diyeyim makale yazayım. Öyle diyorum. Teori öğretirim. Seni bir incelim. A'dan Z'ye seni bir incelim diyor. Göster de bir incelim diyor. Seni göreyim demiyor. Sen kendini göster. Ben seni göreyim demiyor. Unutmayın. Ben seni inceleyeyim diyor. Cenab-ı Hak da orada hani ne diyor Musa'ya? Rahmeti gereki. Musa sen beni göremezsin diyor. Onu geç. Ama madem ki işin nazariye, bir nazariye üreteceksin, ha şu karşı dağı görüyor musun? Onu bir incele. Hadi. Dağın içerisini, yapısını, içerisindeki hani fiziki şeylerin hepsini bir incele. Eğer o dağın yani mekanını, kapladığı yeri, oluşumunu, her şeyini böyle inceleyip hakkından gelebilecek olursan, ha, o zaman beni de inceleyebilirsin diyor. Musa işi hemen anlayınca hemen o işten vazgeçiyor biliyorsunuz. Ve senin görülemeyeceğinin, senin incelenemeyeceğinin, yani böyle zatının ilk inananı, ilk teslim olanı da benim diyor. Ve o işten tevbe ediyor. İşte nazar bu. Yani tekrar edelim. Yani bu Bakara, pardon, Araf 143'teki Musa'nın hani tutup da Allah'ım göster beni demesi, ben de seni göreyim demiyor. Seni inceleyeyim diyor. Ha, işte nazar böyle şeyler. Evet, burada da tekrar edelim. Nazar böyle göz göze gelip onu iyiden iyiye bir inceleme. Onun karşısında böyle Rablerin huzurunda hani ölüm anında da var. Nimetler umarak bekleme anlamında. Bu gözlerle görmek değil. Dediğim gibi hiç göz olmayan kişilerde evet nazar edebilir. Gözü olmayanlar göremez ama nazar eylemini gerçekleştirebilirler.
Evet, bu sohbeti de bu sözcükle bitirelim. Bundan sonra başka bir sözcüğe geçmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.